Merhaba Gamer'a hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Kıbrıs Rum kesiminin kaçıncı eli bu? Altıncı elini oynamaya devam edeceğiz. Oynarken de Dali Köyü üzerinden, Dali Köyü vakası üzerinden Enosis'i anlatmaya devam edeceğiz. Onu tamamlarsak eğer bugün tamamlayabilirsek biraz da İngilizlerle işte Kıbrıs halkının yaşadığı sorunlara, o ilişkilere bakarız diye düşünüyorum ama çok da emin değilim. Öncelikle hedefimiz tabii bizim neyi bitirmek? Dali'yi bitirmek. Öncelikli olarak Bitmeyen bir köy oldu. bitmeyen bir vaka çalışması oldu. Öncelikle onu bitiririz. Enosis'i böyle biraz daha iyi anlarız. Onu takip eden de takip eder. Sonrasında da İngilizlerle olan ilişkilere bakarız. Şimdi ben lafı daha fazla uzatmayayım ve geri dönelim. Şimdi en son hop burada kalmıştık. Şimdi Kıbrıs Rum kesiminin 6. elini oynuyoruz. Bizi işte Türk tarafı şu hava indirme harekatını yaparak bizi şoka uğratmıştı. Şimdi ilk öncelikle buna bir cevap vermemiz gerekiyor. Benim amacım burayı kesmeye gerek yok aslında. Çok zorlamıyorum aslında. Bunu buraya getirelim. Yavaş ve emin adımlarla ilerlememiz lazım. Bakın. Okey. Düşündüğümden daha şey ilerledik. Çünkü yani hava indirme harekatı tabi biraz sıkıntılı oldu. Bakalım. Hala success is poor diyor. Bunu da şey yaparsak good oldu. Tamam. Önemli olan uzaklaştırabilmek. Bir de buraya bir saldırı şey. Ay yanlış yaptım. Bir dakika. Böyle değil. Şu grubu alacağız. Hop, şunlarla. Group attack, limit losses deriz. Bir de şurada benim bir şeyim vardı. Topçular. Şuraya da saldırırsak limit losses. Onu da bunu takiben. Bunlar buraya saldıracak. Biz de bir de şuraya bir saldırı planlayalım. Bakalım elimizdeki o birlikler oraya saldıracak. Biz de böyle saldırıp evet şansımızı arttırabiliriz. Gayet iyi. Hatta bu hat boyunca saldırabilirsek aslında bayağı iyi olur. Şansımızı deneyelim. Poor diyor. Tankları koymamız da bir şey değiştirmiyor. Önemli değil. Şu birliği. Bakayım bunda kim var sizde? Mekanize BTR'ler. Eski İkinci Dünya Savaşı. Acaba geceleri görüşmeleri kötü bu el başlayabilir Bu el başlayabilir mi? 6'da mı başlıyordu? Yoksa 9'da mı başlıyordu? Hatırlıyor musun? Tam hatırlamıyorum ama araştırdım bayağı unuttum ama 3. bölümü geçenkini çektiğimizde başlamıştı. Şu an 3. bölümümüz. Ama diğerinde biraz daha hızlı ilerlemiştik. Bölüm başına 4 el mi ilerliyorduk diğerinde? Bunda biraz daha yavaş ilerledik Yine sanırım. rahatça ilerledik sanki. Öyle mi? Okey. Çok iyi. Bu arkadaşları buraya ilerleyebiliyor muyuz? Ben atak derim. Ya poor. Good. Tamam, onu da böyle yaparız. Şimdi bu birlikler. Şimdi burada defending. Bunları ilerletmeye gerek yok ama sen burada kal. Sen burada kal. Seni şuraya ilerletelim. Buraya saldıralım. Kuzeyden de good. Okay. Önemli olan bunu şey yapmak. Geri kalan da savunmada kalırız. Sen de buraya saldır. Evet, tamamdır. Burada yapacaklarımızı yaptık. Bu arkadaşların bir kaçması gerekiyor.
Bayağı hızlı bir şekilde. Tamam. Sen buraya kaç. Oraları tutamayız yani. Tutmaya gerek yok. Bu birliği de kaçırmam gerekiyor. Bunlar da güneye hızlıca inecekler diye. Ama şurayı şöyle dönebilirsek şurada bir yerde yakalarız. Hop. Yani yapacak bir şey yok ama kaçabilirsen mümkünse. Kaçamadılar. Buraya yapacak bir şey yok. Şimdi buraya gelelim. Bu birlikler nereye kadar gelebiliyor? Buraya kadar gelebiliyor. Bu birliklerin hedefi şurası. Bunları da hareket ettirelim hızlıca. Yola gelin bari. Kimisi hızlı ilerliyor, kimisi yavaş ilerliyor. Bir de bu kuzeydekiler var. Bunları da ne kadar çabuk güneye indirirsek bizim için o kadar iyi olacak. Şurada bir yol var. Yola gelin siz. Tabii şimdi daha önceki bölümden de yani Kore Savaşı bölümünden de gördüğünüz üzere böyle çok uzun mesafeler gittiklerinde savaş savaşma verimliliklerini, etkinliklerini kaybediyorlar. Ama olsun. Şimdi şunların asıl hedefi şu bölgeyi ele geçirmek olsun ya da en azından bunların arkasını tutmak olsun. Diğer taraftan şimdi buraya gelelim. Limit losses. Sen de buraya saldır. Yine aynı şey. Buraya geleceğiz. Plan an attack diyeceğiz. Etraftaki herkes saldıracak. Etraf çevrili olduğu için bizim en azından avantajımız olması lazım ama yani defensive savunma pozisyonu bu. Burada bayağı iyi güçlüler yani. Buradan bu grubu söküp atmak çok zor olacak. O yüzden yani biz burada sürekli hani buraya saldırırız. Burada da pek bir değişiklik olmayacak. Aslında burayı bu şey yapabilsek yani şu birliklerden kurtulabilsek ve diğer tarafa yardıma gönderebileceğiz o zaman. Bizim için daha avantajlı olurdu o durum. Buraya geleceğiz. Degin diyeceğiz. Bu birlik kime saldırsa şöyle dolaştırıp buraya saldıramıyoruz. Bunu burada durması iyi oldu. Hoş bunlar da lanakayı açtık onlara. Pek iyi olmamış da olabilir açıkçası. Burada pek saldırılabilecek durum yok. Burada saldırabiliriz. Yani buradaki birliklerin zaten bizim genel şeyimize bir faydası yok açıkçası. Şöyle yapalım. Bu birlikte ne var? Aa, bunlar bayağı iyiymiş. Veteran Supply. Dokuzda geliyormuş o kadar. 9'da geliyor değil mi? Bir sonraki bölüm falan. Tamam ya. Bir sonraki bölümde hallederiz. İyi. Bunlar neyse onları şuraya hareket ettireyim. Burada bu limit losses deriz. Burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Buradan digin diyoruz. Çok yapacağımız bir şey yok. Burada savunmada kalacağız. Şu birlikler ne yapabilir acaba? Ne yaptırabiliriz bunları bir yere kadar? Çok da savaş gücü kalmadı bunların. Tamamdır. Burada yapacak bir şey yok. Burada yapacak bir şey yok. Burada yapacaklarımızı planladık. Yunanistan. Uçak yok. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Hava kuvvetlerimiz yok. Başına buyruk davranan hava kuvvetlerimiz yok. Yüzde sağlık kaybetmez. Tamam. Dağlık bölgeye. Okey. Bakalım burada ne olacak. Oo, Türk Hava Kuvvetleri olaya müdahil oldu.
Ve tabii ki şey yapamadık. İşte hava üstünlüğüne sahip olmak böyle böyle bir şey. Bir de şurada mı oluyor? Baya çok fazla kayıp. Bakalım buradan buralardan olacak. Asıl burada olacakları merak ediyorum. Çünkü asıl savaş şey yani Lefkoş'un etrafında dönüyor ve biz daha fazla kaybettik. Önemli değil. Önemli değil. Ve Türk Hava Kuvvetleri buraya müdahil oldu. Yine biz daha fazla kaybettik. Ya, o kuvvetler olmayınca olmuyor ya hani. Nerede vereceğim? Şurada şu kuzey şu bölgede bayağı bir savaş dönüyor. Evet, Lefkoşa havaalanı Türklerin elinde geri alacağız ama. İnşallah hocam oraya alırsak belki. Oraya alırsa alıp savunma hattı çekmemiz gerekiyor. Çünkü daha güçlü birlikler gelmeye başladı. Yani şu paraş hava indirmeden kurtulmamız gerekiyor. Yani çok çok mobiller böyle bir anda arkadan sağdan soldan çıkabiliyorlar yani. Öyle bir şey ya. Çok etkili kullanıyor. Şey daha etkili kullanıyor. Burada bir şey oldu mu? Burada bir şey olmasını beklemiyorum zaten. Oldu. Bayağı %63 kayıp. İyi. Yani şey açısından iyi. Hedefe ulaşmak açısından iyi. Diyelim %70 kaldı. Şimdi yine ben buraya sen buraya saldırabiliyor musun? Aha, saldırsan bir daha bir şansımızı deneyelim burada. Bakalım ne olacak. Hava kuvvetleri saldırıyor ama excellent. Burada yapacak bir şey yok. Burada yapacak bir şey yok. Şimdi buraya gelelim. Burada. Şimdi benim için önemli olan en önemli yer neresi? Hava indirme yapın. Arkadaşlar nereye gelir acaba? Sen bir şuraya hareket et. İşte bu. Security. Hop, havaalanı geri aldık. Şimdi unit move. Sen de böyle gel. Bu birlikler şuraya bir saldıralım bence. Şeyde şu hava savunmayı da ileriye çıkartacağım artık. Bunları bu başka bir yeri. Burada kim var? Reserve. Bunları şuraya hareket ettireceğim. Siz burada kalacaksınız. Burada kimler var? Şu HQ. HQ'yu buraya gönderirim. Topçular. Sen şurada benim işime yarayabilirsin büyük olasılıkla. Ya da şurada. Değil mi? Bu birlikte ne vardı? Bir daha bir bakayım. Mortar. Recoilless'lar var. ATGM'ler var. Tamam, çok iyi. Zırhlı birliklere karşı. Zırhlı birlik şurada. O büyük olasılıkla burada bir yere kayacak. O zaman bunu bir dakika. Bu birliği şuraya hareket ettirelim. Ondan sonra da bunları local reserve, entire grubu local reserve olarak koyalım. Tekrardan şuraya bir saldıralım bakalım ne olacak. Şu birliklerle hala kurduyor. Şu T-34'leri de olaya sokalım. Success is fair. Bunu da koyduk. Success is good. Okay, bu alırım bunu. Tamam. Buraya yapabileceğim bir şey var mı acaba? Yok herhalde. Seni eklesem poor oluyor. Ama bunu denemeye gerek yok yani hani bu kadar şey netse. Bunu zorlamaya gerek yok. Belki şurayı tekrar bir zorlayabilirim. Kimlerle? Şu birliklerle zorlayabilirim.
Sen de böyle aldık mı? Burada group move deriz. Burayı şey yapabilir miyim acaba? Komando piyade. Bu birlikler bunu çok yerinden edemezler. Bunlar burada da burası sıkıntılı. Aslında burayı biraz desteklemem lazım. Bu birliklerle burada kimler şey var, bunları digin diyeceğiz. Burada tek yapmam yegane şey savunma yapmam gerekiyor. Belki şunlarla bombardıman yaparak biraz durdurmaya çalışabilirim. Başka bunu buraya çekmeye gerek yok. O gelsin. Bu kaçamıyor. Bu da yapacağımız bir şey var mı? Seni de şey yapalım. Local reserve yapalım. Böyle. Bunları belki sonra hareket ettiririm ya da hareket ettireyim aslında ya. Nereye götürüyor? Belki de buraya. Buraya hareket ettireyim. Aldık. Çöktüm ha bağlarını. bakalım buralarda şurada bir şey yapabiliyor muyum? Burada bir şey yapabileceksem onu yapayım. Yapabiliyorum. Excellent. Tamam. Burayı aldık. Burayı aldık. Okay. Limit losses. Bu hareket edemiyor. Kimse kimseye saldıramıyor. Burada da şey yapalım. Bunları hareket ettiremiyoruz zaten. Başka kimler var? Burada bu birlikler var. Bunları hareket ettirdik. Bu şu anda kimseye saldıramıyor. Hadi saldıralım. Limit losses diyelim. Bu buraya hareket etti. Bu buraya hareket ediyor. Bunlar da saldırsın. Ama bunlar artık bu kovalıyorlar şeyi. Bu saldırabiliyor mu? Şey yaparız. Bu HQ'yu buraya getiririz. Saldırın. Tamamdır. Bunu da yaptık. Burada yapacağımız bir şey var mı? Hadi oldu olacak. Hazır saldıralım. Burada yapacağımız bir şey yok. Burada bunu yaptık. Bunlar da digin olsun. Zaten çok yapacağımız bir şey yok. Buraya geldik. Türk birlikleri buraya, gemileri buraya koymuş. Deniz piyadeleri burada. Zaten kimse saldırmıyor. Tamam. İyi bakalım. O zaman saldırıları çözümleyelim. Ondan sonra da duruma bakarız. Bir yeri daha ele geçirdim. Ama bunun buralar açık kaldı. Okay. Bakalım burada bir şey olacak mı? Puan kaybettim. Bakalım şimdi. Nerede savaş oluyor? Orada. Tamam, bunların zaten bir savaş gücü kalmadı. Burada da artık yani kovalama aslında bu. Geri dönebileceklerini sanmıyorum. Bu da böyle. Bunlar da geri dönemez. Tamam, bu kısım tamam. Şimdi şuraya da olacaklara bir bakalım. Olmadı. Olmadı. Tutundular. Okay. Peki buraya bakalım. Hava indirmecileri oradan söküp atabilecek miyiz? Umarım şimdi arkama uçar birlik harekatı yapmazlar. Yapabilirler yani. Daha fazla kayıp. İyi. Yani şurayı sağlamlaştırıyorum gibi. Bura benim. Aldık sanırım herhalde bundan sonra. Bir şey olmaz. Bakıyoruz. Sanırım biz öndeyiz. Çok şükür. Biz öndeyiz gibi. Şimdi aslında onu nereden kontrol edebiliyorduk ya? Bu raporlar içerisinde var mıydı? Şu muydu? Yok, bu değil.
Bu neymiş? Ha. Şu anda 264 puanla significant victory var bizde. Ama daha çok başındayız. Yani şu noktada başka yapabileceğim bir şey var mı? Bakıyorum. Yok, bildiğin şey yapabilirim. Topçularla artık yani vurabilirim. Bir tek o var. Şu. Ha, bunları da. Ya bunlar bir kimseye vuramıyor. Ha, bunları vurabilir. Bu. Limit process. Başka şey yok. Bu da yok. Bu da yok. Bunlar yerinde. Bunlara digin diyebilirim. Bu digin. Bunlar şey. Tamam. Buradakilere şey diyeceğiz. Ha, bunlar çok zor durumda bunlar. Bunlar ne durumda? Okey. Yapacak bir şey yok. Yani şurayı işte orayı ne kadar uzun tutabilirsek artık. Ha, peki bunları yerlerinden hareket ettirebiliyor muyum? Artık ettirebiliyorum. Çünkü artık burayı tutmama gerek yok. Buradan açılabilirim. Bu ilerlemiyor. Bu ilerliyor. En azından şimdi orada buradaki birlikler şey oldu. Boşa çıktılar. Onları şu bölgeyi zaten öyle bir şey yapmak istiyorduk. Güvenceye almak için kullanabiliriz ya da bir kısmını şuraya gönderebiliriz. Şu anda savunma hattımızı bunlarla da güçlendiririz. Bunlar zaten bir yere gitmiyor. Buraları aldık, buraları aldık. Şuraya çıkan yok. Şimdi bu birliklerin hedefi şurası. Ondan sonra da şurada bir şekilde artık tutmaya çalışacağız. Bir de bunlar var. Bunlarla da bir şekilde. Bir de şurada bir yer var. Orayı da bir. Orayı aslında şunları şunu ben göndersem olur. Tamam. Bu kadar yeter. Bundan sonra da şey yaparız, karşı tarafa bırakırız. Yine yavaş ilerledik. Yine yavaş ilerledik, değil mi? Çünkü ne kadar 25 dakika harcamışım bir şeye, bu bölüme. Çünkü sanırım şimdi Türkiye tarafını oynarken daha dar bir alanda şey yapıyorduk. Bir de çünkü adanın güneyindeki birliklerle çok bir şey yapmıyorduk. Çünkü hani şey demiştik onlara, hani savunma yapmaları gerekiyor demiştik. O yüzden onlara çok dönmemiştik. Ama şimdi şey oynarken, Rum tarafını oynarken bütün adanın her tarafındaki birliklerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi geldi Türkiye'nin 6. eli. Bakalım. Şimdi Türkiye 6. eli oynarken biz 1960-1974'te gemiler gidiyor, yeni bir şeyler geliyor herhalde. Sana bırakıyorum artık orayı şey izlemeyi. Ve yine helikopterlerle bir yerlere gidiyorlar. Gitmeyin. Ya inanılmaz bir şey ya. Ne, yani böyle sürekli dağıtıyorlar ama okey, sorun değil aslında. Ama kendileri de dağılıyor. Ama o bunu anlamsız oldu. Aa, etrafımı çevirdiler. Hayır, hala anlamsız. Hayır ama bu anlamsız oldu ama. Aha, şimdi buradaki birlikler hareket etmeye başladı. Niye onu yaptılar ki? Bir hangi amaca hitap ettiğini çözemiyorum ben. Yani bu tamam. Uçar birliklerle böyle yani benden çok daha etkili kullanıyorlar ama yani şey de yapmıyor. Dağıtmıyor da yani benim yani o birlik zaten gidecekti. Neyse. Geriye dönelim. Dali'ye dönelim. Dali'de 1960-74 dönemi karmaşık ve çelişkili duyguların egemen olduğu bir dönem. Dönemmiş. Bağımsızlık bazıları için sevinçle karşılanırken, burada bağımsızlık derken hani şeyden kurtulma, İngiliz sömürgesi olmaktan kurtulma.
Bazıları için tabii sevinçle karşılanırken diğerleri için karışık hislerle doluydu. Çünkü bağımsızlık tam olarak istenilen sonuçları getirmemişlerdi, getirmemişti. Ve herkesin talebi karşılanmamıştı. Çünkü işte yani Türkler memnun değil, Rumlar memnun değil. Böyle arada iki arada bir derede kalmış bir sistem aslında ortaya çıktı. Çünkü daha önce de konuştuğumuz bölüm, yani hani ilk çekimlerde de öyle diyorduk, yani hani iki tarafta tam çok memnun değildi bu durumdan. İşte bağımsızlık sonrası dönemde Dali'deki Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında çatışmalar ve kutuplaşmalar yaşandı ki işte zaten hani tekrardan şey görüyoruz, işte neden memnun olunmamasını ve o memnuniyetsizliğin yarattığı sonuçları. Uf, burada çok feci bir yenilgi aldık. Bağımsızlık sonrası dönemde işte Deli'deki insanlar yeni kurulan cumhuriyetleriyle tam bir kimlik duygusuna sahip olamadıklarını fark ettiler. Çünkü hani o süreç içerisinde de bunu geçen bölümde de konuşmuştuk. İşte bir Rum kimliği var, bir Kıbrıslı kimliği var. Kıbrıslı kimliği tam oturmuyor. Tam oturmadığı için cumhuriyetle de o kimlik, o bağı kuramamışlar. Yani Rumlar için hani bunu genel olarak konuşuruz ama işte Dali vakasında da bunu, vaka çalışmasında da aslında bunu görüyoruz. Kıbrıslı Rumlar ve Türkler kendi kültürel ve siyasi kimliklerine dayalı olarak Yunanistan ve Türkiye'ye bağlılık hissediyorlardı. İşte yani cumhuriyete, kendi cumhuriyetlerine değil ama işte o daha büyüklere bağımlılık hissediyorlar. Tabii bu da bir türlü uzlaşmalarını engelliyor. Bu durum Kıbrıslı Rumların enos arzusunu arttırıyor. Karşılığında da Türkler de tepki verecek. Yani onlar da işte Taksim artmaya başlıyor. Şimdi 7. bölüm. Reinforcement'lar var. Significant victory days. Çünkü işte bak geçen bölümlerde, yani işte Türkiye tarafını oynarken de hep bahsettiğimiz şey, yani Kıbrıs operasyonu o kadar kolay değil. Büyük zorluklarla kazanılan şey ve mesela şu anda biz yani kontrol, yani bizi yoruyor, zorluyor ama şu anda hani biz avantajlıyız. Polis okuyor, Enclave Amagusta surrenders. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi neredeyim? Buradayım. Şimdi. Burada havaalanını ele geçirdik ve kim gelmiş? Hava kuvvetleri inşallah hocam. Yo, bir yeni bir birliğimiz var. Recoilless. Bayağı iyi. Okey. Tamam. Bir şeyimiz AMK. Kim olduğu tam yazmıyor da içeriği iyi. Yunan ordusu sanırım bunlar. Bu şey, bir dakika ya, şeyden dur, şuradan bir dakika. Hemen bakalım o birliklerin kim olduğunu. Şurada unit colors, ha. Cyprus yellow and white, Greece blue and white. Şimdi bu Yunan ordusu şunlar. Zaten elimizdeki en güçlü birlikler Yunan ordusundan geliyor. Şimdi burada Türkler, şimdi biz ne yapacağız? En güçlü birliklerimizi şu Yunan birliği de en güçlü birlik. Burada artık burayı tutmanın bir faydası var mı benim için? Hala var. Buranın hala benim için bir şeyi var. Digin. Çünkü burada ne kadar geciktirirsek bizim için o kadar iyi. Şöyle yapacağız. Bu koridoru da açık tutamadık, iyi mi? İyi olmadı bu. O zaman buraya bir saldırmamız gerekiyor. Very poor. Ama dediğim gibi bir şansımızı denememiz lazım. O zaman ama burada açık vereceğiz. Şimdi buraya bakalım. Burada bu birlikler söküp atabilir mi? Atamaz. Ama şu birlik belki atabilir. Bakalım. Very poor. Fair oldu.
HQ'yu da koyayım. Good. Tamam. Siz buraya. Sen şuraya. Sen şuraya. Tank birliği. Okay. Seni de aslında şuraya göndereyim. Senin pek bir yararın yok ama. Şimdi. Onlar onu gönderir. Benim şunları, şu bölgeyi. Ha. Tamamdır. Plan an attack. Bölgene iniyor. Bunlar very poor. Bunu koyduk. Fair oldu. Bunları da saldırtalım. Limit losses. Bunların bir şey yok. Seni şuraya gönderirim. Yine buraya gel. Aslında sen de burayı bombala. Group attack minimum. Alright. Sen oraya saldır. Peki seni buradan biz şey yapabilecek miyiz? Sökebilecek miyiz? Bir ona bakayım ben. Ha. Fair mi? Aa, çok iyi. Alright, okay. Bir burayı yaparız. Şimdi. Ha. Hop, buraya geldik. Sen nereye? Seni de buraya getirelim. Şimdi buradaki Türk birliklerini şey yapmamız lazım. Planladığımız üzere zaten buradaki birlikleri şey harekete geçirmiştik. Aa, çok iyi. Tamam. Buraya gel. Hop. Bu birlik buraya gelsin. Ben mesela ben oynarken şey yapmıştım. Bölmüştüm birliklerimi. Bir grubu da burayı tutması için şey yapmıştım. Ama bilgisayar yapmadı bunu. Okay. Sorun değil. Aslında biraz şunun etrafında çevirebilirim. Burada durabilirim. Böylece şimdi buraya geldim. Bölmeye kendi birliklerini bölerler mi acaba? Bölmeye zorlayabilir miyim? Zorlayabilir miyim? Bölerler. Aslında bölseler, birlikleri bölseler çok iyi olacak. Ama bölerler mi bilmiyorum. Şu birliklerin şey olması iyi oldu. Bu reservesler buraya gelebiliyor. Acaba uçağımız var mı? İnşallah. Ne diyorsun? İnşallah hocam. Hava kuvvetleri, Yunanlar hava kuvvetlerini göndermişler mi peki? Bir de onu da kontrol edelim bir ara. Şimdi buraya geldik. Bunlar buraya saldırabilir mi? Saldırır. Plan attack diyelim hemen. Poor good. Hemen bombardıman. Ha, bombalayamıyoruz. Bunlar nereye kadar gelebiliyor? Buraya kadar gelebiliyor. Ay. Bunları da iyi bunları da kullanırım ben. Şuraya şeyleri azalıyor ama bunun proficiency'leri benzin azalıyor. Bir noktada durup şey yapmaları lazım. Önemli değil. Bunlar bir yerlere saldıramıyor, bu bir yere saldıramıyor, bu etrafından dolandı falan. Burada da sıkıntı yok. Buraya gelelim. Saldırmasına gerek yok. Buraya gelelim. Bu şeye gitsin. Nereye gidebiliyor? Fazla buralara değil de şuraya gelsin. Şuradan ilerletirim bunu. Şeye gerek yok. Tamam. Okay. Bir şey olmadı.
hareket ettiririz. Buraya saldırırız. Hızlıca. Hazır adanın haritanın bu köşesine gelmişken uçak yok. Uçak yok. Neyse. Bunlar buraya saldırır. Yalnız onları bu da boşa çıktı. Onu harika. Burada bir şey yapmaya gerek yok. Yani burada yapabilirim. Aslında çok da şey olmuyor çünkü. Bu birlikler dağıldı yani. Bunlar şey değil artık. Kovalıyorum bunları. Hop, oraya değil ya. Dur şuraya. Tamam. Bu kadar yeter. Bu... Bombardıman yapabiliyor muyum? Şimdi burada bir yerde Türkler var. Bizimkiler. Ama neredeler bilmiyorum. Bunlar şeyde duracaklar. Digin. Zaten bunlar kimseye saldırmıyor. Sıkıntı yok. Burada da bir şey yok. Buralarda şey var. İyi bakalım. Şimdi ilk saldırıları çözümleyelim. Bakalım ne olacak. Yani. Yani adayı komple ele geçiremiyoruz. Çünkü Türkiye'nin sonradan getireceği birlikler çok güçlü olacak. Yani bizim en iyi yapabileceğimiz yer işte böyle bir şu hava indirmeden kurtulmamız gerekiyor. Onlar çünkü çok hareket ediyorlar. Olur olmadık yerlere iniyorlar falan. Ve bir de sonra sökemiyoruz. Mesela çıkmadılar yani oraya yerleşti. Ama şu kuzeydeki birlikler çok güçlü yani. Onlar şimdi böyle doğrudan şey yapabilirler. Yapacaklar. Onu bekliyoruz. Bir de tabii barış görüşmeleri sırasında şey de olacak. Yani Türkiye'den yeni birlikler de gelmeye başlayacak. Ama yani şimdi bizim amacımız şey, bir savunma hattı. Yani böyle en önemli, en yüksek puan olan yani en önemli yerlerden Türkleri uzaklaştırmak. Çünkü onlar üstümüze geldikçe yavaş yavaş geri çekiliriz. Ve işte en önemli yerleri tutarsak bizim için sıkıntı olmaz. Ama şu uçar birlikler yok mu? Vallahi benden çok iyi kullan. Efendim? Uçar birlikler. Vallahi inanılmaz. Biz bu kadar iyi kullansaydık acaba daha erken biter mi? Yok daha bilmiyorum ki. Ben onlar kadar şey yapacağımı sanmıyorum ya. Kullanabileceğimi sanmıyorum aslında. We're poor diyor. Bu birliklere saldırmak zor. Dur bakalım. Biz burayı elimizde bir tutalım. Entire group. Sonra şu. Tamamdır. Aslında şurada bir savunma hattı oluşturdum gibi duruyor. Okay. Bunu buraya. Şurada şunlar buraya. Bu birlikler grup mu? Onu da şöyle hareket ettirip bunu da buraya getirirsek sanırım şu hatta tutarsam oluyor ya. Hiç şey yapmama gerek yok gibi duruyor şu anda. Daha fazla zorlamama gerek yok gibi duruyor. Belki şurası. Bir de bu tank oraya gitmez. Bunlar şey zor durumda bura. O yapacak bir şey yok. Degen burayı tutmam gerekiyor. Ama çok da şey olmaz yani. Burayı şurayı ele geçirmeye çalışacaklar. Ele geçirirlerse güneye kayarım aslında lan. Aslında şu topçu birliklerini hafif hafif güneye kaydırsam iyi olacak. Kim kayıyor kim kaymıyor.
Bunlara saldıralım. Bunlar ne kadar şey yapabilirsek o kadar iyi. Nice losses. Bunlar da burada. Şimdi bakalım diğer tarafta yapabileceğiniz, burada yapabileceğiniz bir şey var mı? Çok yok aslında. Burada da yapacağımız bütün şeyleri, hareketleri yaptık. Burada da yapacağımız bir şey yok. Başka bir yerde yapacağımız bir şey de yok. Var mı? Yok. Orada da yok. Orada da yok. Orada da yok. Son iki şeyi yapalım. Sonra da görelim. Ondan sonra da Türkiye tarafını bir bırakırız. Ne yapmak istiyorlarsa onu yaparlar. Biz de Dali'yi konuşmaya devam ederiz. Pişiyorum. Eriyeceğim yakında. Tamamdır. %30 kaldı ama yani %30 tamam, yani yapacak bir şey yok. Diğerlere saldırmayacağım. Tek yapacağım şey herkese digin demek. Digin, savunun. Savunun, herkes savunsun. Sen gel. Local reserve, entire group. Gel, siz digin. Sen gel. Local reserve, entire group. Defending değil. Local reserve. Diyelim. Digin, 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 digin. Tamamdır. Nerede kalmıştık? Ha, tamam. Şimdi Türk tarafına geçirelim. Kaçıncı bölüm olacak? Kaçıncı el olacak onlar için? Saat kaç? 43 yaparız. 7. Acaba 8'i görür müyüz? Aha, yeni şeyler geldi. Şimdi. Nerede kalmıştık? Şimdi bağımsızlık sonrası dönemde Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında yaşanan en büyük çatışma 1963'te. Kıbrıs Türk azınlığının gücün azaltılması, yine bir yerlere gidiyorlar. Nereye gidiyorsunuz? Dediler ki iyi ya, biz oraya inelim puan alalım. İnanılmaz böyle şey ya. Her yere gidiyor uçar birlik harekatı. 10 numara. Ama yani böyle bir yaydı ama o da iyi değil. Neyse ben orayı geri alırım da. Ne iş çıkarıyorsunuz bana? Yani bence de yanlış yapıyor ama yani çok yersiz bir şey oldu şimdi bu. Hop. Ha, sonunda şurada yapması gerekeni yaptı ama açık verdi orada da. Neyse biz devam edelim. 1963'te Türk azınlığının gücünün azaltılması amacıyla anayasanın değiştirilmesi girişimi girdi, patlak verdi. Bu tabii sıkıntılara yol açtı. Bu Dali ve çevresinde açık çatışmalara neden oldu. Ancak çatışmaların en yoğun olduğu dönem 1964'te yaşandı. Bu da Dali ve çevresinde Kıbrıs Türklerin ve Kıbrıslı Rumların yani tabii ki ölümüne neden oldu. Ve 1964'te ne olduğunu biliyoruz. Türkiye müdahale etmek istedi. Johnson mektubu olayı yaşandı. Tam da o dönemde oldu. 1967'deki Yunanistan'daki askeri darbenin etkileri Dali'deki Kıbrıslı Rumların Yunanistan'a olan bağımlılığını azalttı ve Enosis arzusundan uzaklaşmalarına neden oldu. Ancak bu dönemde Dali'deki aşırı sağ gruplar Enosis idealine karşı olanları hedef aldı ve siyasi kutuplaşmaya neden oldu ki hep de böyle olur. Özellikle aşırı sağ her zaman böyle bir orta yolcu insanlara saldırır. Yani burada da burada da neyi görüyoruz? Yani işte aşırı sağ için onlardan olup olmaman önemli değil. Önemli olan onlar gibi düşünmen. Onlar gibi düşünmüyorsan işte burada da görüldüğü gibi saldırıya açık olunuyor. 1974'teki gelelim. Tamam. 1974'teki toplumlar arası kriz Dali'deki Kıbrıslı Türklerin çoğunluğunun başka bir ismini okuyayım. Lorujina. Neyse okuyamıyorum onu. Başka bir şehre. Efendim? Başka yere kaçması. Hani. Başka şehir. Yani zaten hani yaşananlar hep böyle oluyor. Yani bir yerdeki çatışma Türklerin sürülmesine her zaman öyle neden oluyor yani. Neden oldu? Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs
Rumlar arasında tabii yani çatışma başladığı zaman işte arasındaki ilişkiler daha da geriliyor. Yani çatışma varsa ilişkiler geriliyor aslında. Şimdi oradaki şeyi tutmamız lazım. Ancak 1974 sonrası Dali'den olan göç yavaş yavaş karşılıklı güvenin yani hani işte diğer şehirde diğer şehirlerden Dali'ye yeniden bir geçiş oluyor. Dali tabii nerede kalıyor? Dali köyü Yunan tarafında kalıyor sanırım. Aha. Yani Kıbrıs Rum tarafında kalıyor olması gerekiyor. Bakalım burada da kim nereye saldırıyor? Oo, tuttuk. Vallahi tuttuk ha. Bakalım burayı tutabilecek miyiz? Peki 1974'ten 1980'lere kadar olan dönemde neler oluyor? Hop. Sonunda ele geçirdiler mi acaba orayı? Sanırım oldu. Sanırım şimdi ele asıl lojistik evet Girne. Sonunda Girne'yi alacaklar. Tabii onu bekliyorduk bunun olmasını. Oldu mu? Ama ha. Alamadılar. Şimdi bir 269 puan bizde. Overwhelming victory. Hala bizde. Biz oynarken 8. eldeki durumumuz neydi? Draw'du sanırım. Demek ki bilgisayara göre biz daha iyi oynamışız diye düşünüyorum şu anda. Ne yapalım? Size kalmış. 8'i oynayalım mı? 8'i oynayıp sonra onlar 8'i oynar. Biz de 1974'ü tamamlarız. Sonra da 9'da kaydederiz. Olur. Biraz. Evet, zaten biraz da şeyi aşarız o zaman. İyi. 10. Tamam. 10 olur. Evet, şimdi. Önce şimdi buralarda bir şeyler oluyor. Buralarda şey oluyor. Tank. Niye burayı? Ha! Ne oldu? Aa! Ne oldu sen? Ne oldu? Hüsne barış. barış değil ateşkes oldu. 8'de mi oldu? Evet bu sefer 8. elde oldu. Bak. Bak. Kimse saldıramıyoruz. Aa! o zaman şu anda oynamaya gerek var mı? Yok. Bence yok yani. Hani, çünkü şimdi... İçeriden gidecek bir an hocam. Evet yani herkes yer değiştirecek falan filan. O zaman Dali 1974-1980 arası Dali'yi de bir sonraki bölümde şey yaparız o zaman konuşuruz. Yani şimdi şey demiştik. Şimdi şey demiştik ya. Simülasyon yani oyun Türk tarafıyla oynadığında farklı ilerliyor. Yani hani zaten başlangıç da farklı olmuştu değil mi? Evet. Rum tarafıyla oynadığınızda da farklı ilerliyor ve şu anda İşte o yüzden bu paraşütçileri böyle sağa sola gönderemez. Şimdi ben ne yapacağım? Kaydedeceğiz. Şimdi kaydedeceğiz. Bir dakika şuraya gelelim. Şimdi kaydederiz. Ondan sonra bir sonraki elde ateşkes oldu. Barış görüşmeleri olacak. O sırada da biz de birlikleri sağa sola kaydıracağız. O da birkaç bölüm 14. bölümde başlayacağız. Ha, o zaman biz bayağı avantajlıyız şu anda. O zaman tek yapmamız gereken şey o paraşütçülerin hareket etmemesini sağlamak. Okey. Tamam. Oldu o zaman. Bugünlük bu yani silmekten daha çok şey. Her seferinde aynı şey oluyor. Yani bir türlü şey yapamıyoruz. Yani bu nerede duracak?
ne bitecek tam da o planlamayı yapamıyoruz. Belki de aslında yani aslında o gerçek belki hayata... de olması ki gerçek hayata uygunluğu da o. Yani çünkü gerçek hayatta tam olarak ne zaman ateşkes olacak bilmiyorsun. Yani o işte bu generallerin, komutanların kararları dışında gerçekleşiyor. İşte böyle sonra şaşırıp kalıyorsun ama o zaman yani şu bir değerlendirme yapmak gerekirse şu anda yani bizim durumumuz çok iyi. Çok iyi. Çünkü biz Türkiye olarak oynadığımızda ateşkes ilan edildiğinde yani barış görüşmeleri başladığında biz neydik? Ya şeydik ya draw'du yani berabereydi ya da biz Türkiye olarak hafif bir şeyimiz vardı. Marginal victory vardı. Ama şimdi mesela Rum kesimini oynuyoruz. Şu anda biz o overwhelming victory'deyiz. Yani hani işte barış görüşmeleri olacak. Ondan sonra işte baskı Türk tarafında olacak. Yani bizim yani bu alandan bayağı bir söküp atmaları gerekecek bize. O da nasıl olacak? Olabilir mi? Belli değil. Ve işte tekrar yani aslında Rum kesimini oynamamızın nedenlerinden biri buydu. Yani hem işte onların Rum tarafının bakış açısını anlamak, hem işte enosis düşüncesinin nasıl yayıldığı, nasıl değiştiği kendi Dali örneğinde anlatmak ama aynı zamanda işte Rum tarafını oynayıp hani aslında tarihin bambaşka bir şekilde ilerleyebileceğini de göstermekti. Yani mesela aslında şuraya geldiğimiz zaman gerçekte yani işte bilgisayar tam da gerçeğe uygun oynamadı ama gerçekte yapılan şey şu yani biz oynadığımızda gerçeğe uygun oynamıştık. Şu bölgeyi yani hani paraşütçüler aslında hava indirmenin bu bölgeye inip bu Türk bölgesini koruması ve hedeflerden birinin de işte Girne'nin ele geçirilmesi. Onlar bilgisayar Girne'yi ele geçirmeye çalışmadı. Onlar buradan buraya ele geçirip buradan harekat düzenliyorlar. Ama biz buradan yapmıştık. Şimdi yani mesela işte tekrar şey görüyoruz. Yani tarih cidden bambaşka şekilde de olabilirdi ve bambaşka yani bizim bundaki gibi olsaydı şurada şeyin yani hani Türk kesiminin elinde tuttuğu her yeri aslında biz ele geçirdik. Yani tarih tekrar zaten hani bu oyunu bu şekilde oynamamızın nedenlerinden biri o. Yani tarih bambaşka bir şekilde gidebilirdi. Yani böyle biz hani işte kazandık ama farklı bir şey de olabilirdi. Bu oyunda ve bu simülasyonda biraz da aslında onu görüyoruz. Yani hani başka yere indirme yaptılar. Başka yere çıkarma yaptılar. Hava indirme birliklerini farklı şekilde kullanıyorlar. Sürekli hareket ettiriyorlar ama yani hani bir yani küçük taktiksel kazançlar elde ediyorlar ama daha büyük bir yani benim cephine cephe hattını yarıyor ne işte başka yerlere orduyu yayıyor falan hani orada da pek bir şey yok açıkçası. Ve ben bayağı avantajlı yani en önemli yani en stratejik yerlere de bir buffer oluşturabildim falan. Hatta yani iyice sıkıştırmaya da başladım ben. Yani garip yani. Garip değil. Farklı tarih farklı şekilde oynanabilirdi, dönebilirdi. Katıldığınız için teşekkür ediyorum tekrardan. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. İşte şimdi ateşkes ilan edildi. Barış görüşmeleri var. O sırada herkes kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışacak. Biz de tabii şimdi ben de oturacağım, düşüneceğim ne yapabiliriz? O havacıları oradan hava indirmeyi oradan atmamız gerekiyor. Bunları düşüneceğiz. Ondan sonra oynayacağız. O kısımlar sanırım çok daha hızlı geçecek diye tahmin ediyorum. Farklı da olabilir çünkü. Sonrasında da bakacağız. Geldiğiniz için teşekkürler. Katıldığınız için teşekkürler. Fazla bir bugün yorum yok. O da olsun. Olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.